Bir arabadan istediğiniz nedir? Isıtmalı koltuklar mı? Yoksa elektrikli camlar mı? And here's another trick. If you have automatic lowering windows, just push it and let go. Ya bu arabalar bizleri ölüm tuzağına düşürüyorsa? Günümüzde bir yerden başka bir yere ulaşmak için kullanılır arabalar genelde. Kimileri için araba kullanmak bir tutkudur. Kimileri için az önce söylediğim gibi bir ulaşım aracıdır. Kimileri içinse hazin bir son olmuştur araba kullanmak. Bu videoda gizemli, korkutucu ve en lanetli 10 arabayı sizler için derledik. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Arşidük Franz Ferdinand'ın arabası. Bu arabada Arşidük ve eşi suikaste uğradı. Suikastten kısa süre önce suikastçı Saraybosnalı Sırp milliyetçi Gavrilo Princip, Ferdinand'ın önünden geçeceği kafede beklemişti. Birkaç yıl sonra hapishanede verem hastalığına yakalanarak öldü. Veliaht ve karısının vurulması sonrası Avusturya-Macaristan bu olaydan Sırbistan'ı sorumlu tutarak savaş açtı. Sonrasında ise yaklaşık 15 milyon insanın öleceği Birinci Dünya Savaşı başlamış oldu. Kennedy'nin limuzini. John Kennedy, Amerika Birleşik Devletleri'nin 35. başkanıdır. Ocak 1961'den suikaste uğradığı Kasım 1963'e kadar başkanlık yapmıştır. 22 Kasım 1963 Cuma günü eşiyle birlikte açık bir araba içinde bir konvoyun arasında ilerlerken ateş açıldı. Ensesinden, boğazından ve başından 3 kurşun alan Kennedy hastaneye götürülürken yolda öldü. Kennedy'nin içindeyken öldürüldüğü Lincoln 1961 Continental model araba şimdi Michigan'da bulunan Henry Ford Müzesi'nde sergileniyor. Hayalet traktör. Traktör kendi kendine çalışır ve ilerler. Bu videoda ilginç olan traktörü sanki birisi yönlendiriyormuş gibi hareket etmesidir. Neyse ki bir ağaca çarptı ve durdu. Durumu fark eden traktör sahibi gözlerine inanamadı. Hayalet otobüs. 1934'te Londra'da sisli bir adam arabasıyla seyir halindeyken kaçmaya çalışıyormuş gibi aniden direksiyonunu kırdı ve duvara çarptı. Tanıklar yolda hiçbir şeyin olay öncesinde yollarda dolaşan hayalet bir otobüsün olduğu konuşmaları yaygın. Ve bu olayın olduğu gece yolda beliren büyük kırmızı bir çift katlı otobüsün olduğunu söyleyen başka tanıklar da ortaya çıkmıştır. Kara Volga. 60'lı yıllarda GAZ tarafından üretilen arabanın içinde bulunan kişileri korumak için tasarlanmıştı ve de kimliklerini gizlemek için. Bu arabanın camları renklendirilmişti ve perde ile dış dünyadan soyutlanılabilirdi. Fiyatı yüksek olduğu için bu arabayı kimin kullanabileceği konusunda spekülasyonlar başladı. Politikacı ya da rahip kullansın tartışmaları sürerken bu arabanın şeytanın ta kendisi olduğu kararlaştırıldı. Çünkü bu arabaya binen insanlar 24 saat içinde ölüyordu. Renault Megane. 2004 yılında Güney Afrika ülkesinde Cape Town'da gündüz vakti ani bir ses ile irkilen insanlar dışarıya baktıklarında arabanın kendiliğinden geriye doğru zıplayarak hareket ettiğini gördüler. Arabanın kendiliğinden çalışıp geri geri giderek ağaca çarptığını gören insanlar polis yapmış olduğu incelemede aracın paslı bir marş kablosuna sahip olduğunu anlamıştır. 1964 Dodge 330. Bu araba Amerika Birleşik Devletleri'nde en kötü arabalı asker ailelerini öldürdükten sonra intihar etti. Polis arabası olarak hizmet verdikten sonra yaşlı bir adama satıldı. Daha sonra
Kimliği belirsiz kişilerce tahrip edilmeye çalışıldı. Parçalar dağıtıldı ve araba tamamen yok edildi. Le Mans felaketine sebep olan Pierre Livegin arabası yarış dünyasının en kötü arabalarından biridir. 1955 yılıydı. McLean bir Jaguar D tipi ile hızla geliyordu. Lance McLean aracının kontrolünü kaybedip spin atar ve Pierre Livegin 150 mil hızla McLean'in arkasına çarpar ve kalabalığa doğru uçmaya başlar. 83 kişinin öldüğü, 120 kişinin yaralandığı bu kaza yarış tarihinin en kanlı olaylarından biridir. Seconds, death wipes out whole families. LeVay is killed before his wife's eyes, and some 70 spectators with him. Doctors, priests, uninjured survivors do their best, but 79 men, women and children are dead or dying in the worst. James Dean'in 550 Spider'ı. Bu araba, Amerikalı aktör James Dean henüz 24 yaşındayken 30 Eylül 1955 tarihinde ölümüne sebep oldu. Kaza sonrası James Dean kalp krizi geçirmişti. Ancak bu arabanın laneti sadece James Dean'i etkilememişti. Kazadan sonra arabayı satın alan ve tamir ettiren kişi yine bir kazaya karıştı ve bir bacağını kaybetti. One more question. Do you have any special advice for the young people who drive? Take it easy driving. The life you might save might be mine. Bonnie ve Clyde'ın Ford Deluxe'ü. Amerika'nın en ünlü suçlularından Bonnie ve Clyde, 1934 yılında en çok arananlar listesinde ilk sıradalar. Bu yılda Ford Deluxe marka bir çalıntı arabada dolaşıyorlar. Mayıs 1934'te polis tarafından pusuya düşürüldüler ve bu arabaya 100'den fazla ateş edildi. Araba hiçbir onarım yapılmadan Bonnie ve Clyde'ın içinde öldüğü şekilde Nevada'daki Whiskey Pete'in otel ve kumarhanesinde sergilenmektedir. Bonnie ve Clyde'ın hikayesinin anlatıldığı kendileriyle aynı ismi taşıyan 1967 Amerika Birleşik Devletleri yapımı bir film de mevcuttur. Gelin şimdi ölüm anından hemen sonra kayda alınan görüntülere bakalım.